Sayın Valim, canlı yayındayız. Evet. Bu olayla ilgili. Arkadaşlar sakin. Arkadaşlar müsaade edin. Sayın Valim, geçmiş olsun. Buyurun efendim. Arkadaşlar öncelikle hepimize geçmiş olsun. Efendim bu sabah saat 5:10 geçe sularında Çevik Kuvvet otobüsümüz göreve giderken park edilmiş bir araç patlatılarak saldırı yapılmıştır. Terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Allah'a şükürler olsun. Arkadaşlarımız sadece kontrol amaçlı olarak hastanelere sevk edilmiştir. 9 arkadaşımız. 7'si taburcu olmuştur. Ayakta tedaviler yapılıp. 2 arkadaşımızın da onlar da şu anda yine kontrol altındadır. Herhangi bir hayat tehlikeleri yok. Birkaç saat kadar onlar da taburcu olur. İnşallah. Olay arkadaşlar, iki şüpheliyi gözaltına aldık. Bu aracı bir araç kiralanmak suretiyle yol kenarına getiriliyor. Aracı kiralayan şahsı, buraya getirip patlatan şahıs olduğunu değerlendirdiğimiz şahsı ve onu olay sonrası götüren, taksiyi süren şahsı gözaltına aldık. Lice'de efendim gözaltına alınmışlardır. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Efendim herhangi bir terör bağlantısı var mı gözaltına alınan kişilerle ilgili? Evet, onlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. O tür efendim bilgiler de var. Onları değerlendiriyoruz. Efendim bombanın cinsi ve patlatılma şekli. Arkadaşlar şu anda ilgili halen arkadaşlarımız onlarla ilgili tahkikatı, çalışmaları devam ettiriyorlar. İnşallah daha da iş efendim konuyla ilgili arkadaşlarımız tahkikatı bittikten sonra gerekli açıklamaları yaparız. Sayın Valim, sivil var mı içerisinde? Arkadaşlar bir arkadaşımız var. Onun dışında diğer 8 arkadaşımız polis. Efendim aracın nereden geldiği, bombanın nerede konulduğu noktasında bir... Onlarla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarımızı devam ettiriyorlar. Tahkikat bittikten sonra inşallah daha geniş bir bilgi veririz arkadaşlar. Efendim tarif gücü yüksek bir bomba olduğunu biliyoruz. Kaç kilo ya da cinsi konusunda İşte arkadaşlarımız bir bilgi şu anda çalışmalarını devam ettiriyorlar. Olar henüz taze malumunuz. Ama iyi şey şu ki arkadaşlarımız Allah'a şükür herhangi bir ciddi yaralı arkadaşımız yok. Dediğim gibi 7 arkadaşımız ayakta tedaviler yapıldı, taburcu oldu. 2 arkadaşımız da onlar da hafif kontrol amaçlı hastanedeler. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar. Huzur ve güven ortamı vardı böyle. Bu tarz saldırılar pek olmuyordu. Ondan neler söyleyeceksiniz? Evet. İnşallah biz arkadaşlar çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İlimizde huzur ve güvenin sağlanması için tüm arkadaşlarımız bütün gayretleriyle çalışmalarını sürdürüyorlar arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar. Sağ olun.